Bu meselenin kökü, özü kardeşim, arkadaşlar, Kürt meselesidir. Bu devlet, bu yapılar, bu örgütler, bu halkı, bu insanları insan sınıfından görmüyor. Eğer hakikaten Cumhurbaşkanından, Başbakanından, örgüt başkanının hangisi ne olursa olsun birazcık Allah rızası için tek kelimelik insanlık vicdanı olsalardı bu mesele üzerinden rant devşirme şeyine girmeyeceklerdi. Adam gibi meseleyi çözmeleri gerekirdi. Burada bir insanlık dramı var. Bu kadınlar rol yapmıyor. Kimse bu kadınları yüreği yanıyor. Bu insanları ciğeri yanıyor. Bu insanlar dengelerini yitirmek üzereler arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani birileri kravatlarını takarak, lacilerini giyerek, çok güzel Türkçe konuşarak, iyi haleler elde ederek, birilerine yarınmak için bu halkı koyunsun şeyine götürmüş. Birisi birer şey adına, bilmem şey parlamento adına, bilmem bir iş adamı adına, bir ortada bir insanlık dramı var. Eğer insansak, eğer kendimize insan sıfatını layık görüyorsak, bir an önce evlerimizden çıkıp sokaklara dökülüp kimseye de zarar vermeden, kimsenin gözünü kimsenin burnundan bir kan damlasına yol açmadan gelin bu meseleyi çözün. Eğer çözemiyorsanız Saddam gibi bir kimyasal bomba atın bu toprakları. Bu her Kürtlerin hepsi ölsün. Siz de kurtulun, dünya da kurtulsun kardeşim. Bu meselenin özü budur. Çocuktan gerilla olmaz. Çocuktan komutan olmaz. Çocuktan mücahit olmaz. Çocuktan savaşçı olmaz. Çocuktan peşmerge olmaz. Çocuk çocuktur. Çocuk masumiyettir. Çocuk insanlıktır. Eğer biz bir kelimelik bir insanlığımız varsa bizim bir an önce bütün kesimler olarak siyasi parti, STK'lar, bilmem devlettir, bilmem işte örgüttür, her neyse bu mesele insanca bir çözümün olması gerekiyor. Bu mesele çözülmediği müddetçe bu analar hep böyle şey yapacaklar. Bu insanlar hep kendini böyle sefil, özür dilerim, perişan, rezil bir duyguyla ifade edecekler. Çünkü insanlığımız çürümüş artık yani. Düşünün, adam diyor ki ben Müslümanım, ben 5 vakit namaz kılıyorum, benim çocuğum hala Kur'an okuyor, ben uyuşturucuyla kendimi tedavi ediyorum. Şimdi burası bu insanlığın bittiği yerdir. Genel tabir edersek insanların üzerinde, yani kulların üzerinde iki türlü hak vardır. Bir Allah'ın hukuku, bir de kulların hukuku. Şimdi Allah-u Teala bu konuya değinirken kendi hakkını affedebileceğini, yani kendisinin kulu üzerinde olan hakkını affedebileceğini ama kul hakkını asla affedemeyeceğini, ta ki o kulun kendisinin bu hakkı affedene kadar. Bizim genelde beşeri sistemlere ve özellikle içinde bulunduğumuz Türkiye sisteminde de bunun tersine olduğunu görüyoruz. Şöyle ki devlet kendisine karşı işlenen, rejim veya sistem kendine karşı işlenen suçları en katı bir şekilde bastırırken, affetmezken kendi halkına karşı işlenen diğer tabitle, yani adli bir suç olarak işlenen bir kulun diğer kula karşı işlediği suçlarda ise tamamen kendisini o mağdurun yerine koyarak istediği zaman affettiğini, hiçbir zaman bunun görüşüne, rızasını almadan affettiğini görebiliyoruz. Bugüne kadar da çıkarılan yasalardan başta mesela şu anda Soma dahi, eğer bu Soma'da işlenen, yani daha doğrusu meydana gelen facia, eğer belki devlete karşı işlenen siyasi bir suç olsaydı şu anda Türkiye'deki durum ve vaka çok daha farklı olurdu. Fakat orada hayatını kaybeden, bir facia şehidi olarak tarihe geçen bu 301 insanın bundan sonra belki unutturulmaya çalışılır. Diğer taraftan bu dağa çıkarılan çocuklar yeni bir mesele değil. Yani biz haberci olduğumuz için biz bunun nereden başladığını, ne zaman başladığını çok iyi biliyoruz. Bu birkaç yıldır süren bir şey. Bugün Milli Eğitim olsun, devletin güvenlik güçleri olsun, farklı kurumlar olsun, hepsi de İçişleri Bakanlığı'na kadar şu anda bu aneler meydana çıkmayana kadar bile kaç tane çocuğun dağa çıkarıldığını, ne şekilde çıkarıldığını çok iyi biliyorlardı. Çünkü biz biliyorduk. Bizim bildiğimizi onlar daha iyi biliyor. Çünkü onlarda daha fazla istihbarat var. Fakat maalesef yani bugün AKP eşittir devlet. Çünkü bütün şeyleri eline aldığı için, bütün ipler onların elinde olduğu için şu anda onların sözü tamamen bir hükümet ya da bir parti olarak değil, bir devlet olarak düşünmemiz gerekiyor. Bunu biliyorlardı. Fakat bunu kamuoyundan gizliyorlardı veya sahur sultanı oynuyorlardı. Ne zaman ki artık bıçak kemiğe dayandı, aneler ortaya çıkmaya başladı, bunu yine de aslında duymamazlıktan geldiler. Mesela açıkça söyleyeyim, hükümete çok yakın olan bir kanal
ilkin geri gelen Sinan Böçkün olayında haberin veteresinde şöyle geçiyor. İşte pikniğe çıktı, iki hafta sonra geri döndü şeklinde. Yani işte örgüt kaçırdı, geri geldi falan gibisinden dememek için. Peki niçin? Yani ne zaman ki bu anneler ortaya çıktılar, feryatları, figanları artık gerçekten vicdanları sızlatmaya başladı. Bütün dünya kamuoyuna bu düştü. Ondan sonra bakıyoruz ki hükümet bir şekilde olayın bir ucundan tutmaya başladı. Ve hala da ben bu konuda samimi olduklarına inanmıyorum. Çünkü yapabilecekleri çok şey var. Diğer taraftan arkadaşlar da dile getirdiler. İşte bir genç kızın bile mesela 18 yaşından önce evlenmemesi gerektiği için sokaklara dökülüp pankart açanlar, sağa sola pankart asanlar, sloganlar atanlar, ne bileyim bunun üzerinden gidip İslam dinine hakaret edecek bir küstahlığa vardıracak kadar ilerleyenler. Ama bugün o daha çıkarılan kız çocukları içerisinde bakın biz ailelerin ağzından duyuyoruz. 14 yaşında olan var, 13 yaşında olan var, 15 yaşında olan var ve oralarda neler yaşandığını Allah bilir. Hasta olanlar var. Olabilir. Belki bazı çocuklar istekli de gitmiş olabilirler. Ama bu o çocuğun işte kendi isteğiyle gelmiş veya kendi isteğiyle gitmiş demek onları götürenleri haklı çıkarmaz. Diğer bir husus, mesele sadece çocuklar değil arkadaşlar. Mesele bugün bakın şu İlke Haber Ajansı muhabiri Ali Adıyaman, şu arkadaş. Bu arkadaşın annesi ve babası 3 defa bu ay içerisinde PYK'li gruplar tarafından evinden alınmış, köyde kalıyorlar, Silvan'ın bir köyünden defalarca dayak atılmış ve en sonunda öldürme tehdidi gördükleri için ve olay yerine jandarma bile gitmemiş. En sonunda hayvanlarını yok pahasına satıp buraya gelip yerleştiler. İsterseniz yani olayın detaylarını hepimiz ondan öğrenebiliriz. Yine buna benzer, belki bir şekilde bu arkadaş haberci olduğu için annesi ve babasının bu sorunu basına yansıtabildi. Ama ağlamaya bile cesaret edemeyen ne kadar köylü var. Emin olun şu anda bize gelen haberlerde tek tek bütün köylüler dolaşılıyor. Oyunu BDP'ye vermediği tahmin edilen bütün köylülere süre veriliyor. 10 gün içerisinde hayvanlarını pılını pırtını satıp çıkacaksın buradan diyor. Hatta daha da ileriye gidilerek Türkiye'yi terk edeceksin deniliyor. Ondan sonra siyasi partilerin adamları kaçırılıyor. Bazı insanlar suikast sonucu öldürülüyor. Yani bu şunu gösteriyor. Bütün bunları aslında devlet biliyor, hükümet biliyor. Sadece şu var. Yani temel olarak bir mantıkla yaklaştığımızda işte askerin ve polisin kanı akmasın. Evet, askerin ve polisin kanı akmasın. Biz de istemiyoruz. Ama şu geçen gün bir karikatür yayınlanmıştı. Şırnak valisi aynı gün Şırnak'ta Cizre'de 3 kişiyi metruk bir eve götürülüyor. Biri öldürülüyor, diğeri yaralı olarak kurtuluyor. Bunu yapanlar belli. Şırnak valisi çıkıp diyor ki ben işte şu örgütün başkanını tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Bir çizer, karikatürist bir arkadaş da bunu şey yapmış, böyle biraz tiye almış. İşte yeter ki askerin, polisin kanı akmasın, bütün Kürtlerin kanı sana helal olsun diyor. Yani aslında mantık bu. Biraz yani komik şey yapmış ama maalesef şu anda hükümetin benimsediği mantık bu. Şu anda böyle olsun. Ama biz görüyoruz ki bugün daha ortada net bir şey yokken bile bu şekilde kendi halkına karşı, çocuklara karşı, annelere karşı, kısacası kendinden olmayan bütün fikirlere karşı bu kadar acımasız olan bir yapıyı sen sadece muhatap aldığın zaman bunun sonucu çok daha feci yerlere gider. Emin olun Rusya'da Stalin döneminde yaşananlar, Çin'de Mao döneminde yaşananlardan daha acısını biz burada yaşayacağız. Onun için gerek sivil toplum kuruluşları olarak, biz kendimiz basın olarak, kısacası kimin kendi yerinde söyleyeceği bir lafı varsa herkes kendi sorumluluğunu üstlenerek kendine düşen görevi yerine getirmeli ve duyarlı davranmalı. Bu platformun bu şekilde bir taraf haline gelmesinde en az suçlu benim. Niye diyeceksiniz? Bütün sivil toplum kuruluşlarına bir sefer ziyarette bulunuyorum. Ondan sonra telefon açıyorum, mail atıyorum.
Hatta bu siyasi kanatlara, il başkanlarını ziyaret ediyorum, milletvekillerini. Hem mail atıyorum, hem telefon açıyorum, hem de buralardaysa ziyaret ediyorum, konuşur, mesaj atıyorum. Sizden istirhamım şu, Diyarbakır milletvekilleri olarak bir tanesini bile tanıyorsanız, şu soruyu ona sorun. Yani biz Diyarbakır Küçük Millet Meclisi'ndeydik de siz neredeydiniz? Zaten milletvekilleri buraya gelmediği için bu sorunlar çözülmüyor maalesef. Vekillerimizden sadece az önce Minelük Beyaz platformundan özür dilemek üzere telefon açtı, ben Ankara'dayım. Fakat milletvekillerimizin şimdi daha beteri tamamen ilgisiz kalmasıdır, doğrudur. Fakat bu konuda milletvekillerine tepki gösterelim. Eğer şu anda biz birbirimizin derdini anladığımız gibi onlar da bizim derdimizi dinleselerdi, insandırlar, neticede etkilenirlerdi yani. Fakat daima bir tarafın içinde diğer dünyadan haberi kalmıyor. Oradan buraya koşuşturuyor, açılışlara vesaire, mitinglere vesaire. Onlar çözüm yeri değil hakikaten. Böyle akli selim ile bizim konuşma imkanını bulduğumuz yerler fikir üretiyor.